Hürriyet, Galatasaray'da sözleşmelere kupa darbesi, Ali Naci Küçük'ün haberi. Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası maçlarına ödenen primler artık tarih olacak. Sarı Kırmızılı yönetim teknik direktör Mustafa Denizli ile de görüşüp Sneijder'le imzaladığı kontratı bir milat olarak belirleme kararı aldı. Kupa sınavlarında futbolculara ödenen maç başı primlerin kulübe zarar ve eksi bakiye olarak yazılması üzerine yönetim tasarruf tedbirlerine bu önemli kararı da ekledi. Bundan böyle Galatasaray kadrosuna yeni katacağı futbolcuların kontratında Türkiye Kupası karşılaşmaları için maç başı primi yer almayacak. Şimdi bak, bu kupa konusunu buradan tartışmak lazım. Kupaya bakış açısı nereye geldi? Şimdi neden gruplar yaratıldı kupada ve yayıncı da buna göre bir para verip satın aldı? Dediler ki maç sayısını çoğaltalım. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş çok maç. En azından bir 6 maç yapsınlar. 6 maç yaptıkları zaman da zaten elenmeyeceklerdir. Büyük oranda elenenler oluyor ama elenmeyeceklerdir. Üzerine en azından 2 maç daha yaparlar. Dolayısıyla çok Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor maçı olur. Değeri artar. Yayıncı da çok para verir. Bunu yayınlar. Ama sonuçta geldiğimiz noktada ne oldu? Bu kupa maçları zul oldu. Maç başı prim verilmeyecek. Hatta primi geç, maç başılara girmeyecek o. Yani ligdeki maç başı oynadığın zaman mesela 20.000 euro, 25.000 euro alan oyuncular var. Bunlar da yeni kontratlarda kupa maçları dahil değildir diyecekler. Dolayısıyla oyuncular orada oynamak istemeyecek. Dolayısıyla teknik direktörler, ya bu kupa çok da önemli değil. Baksana rakip de zaten eksik çıkıyor. Büyük oyuncuları oynatmıyor. Ben de U21 takımla oynayayım diyecek ki oynayanlar var. Dolayısıyla işin kalitesi gittikçe düşecek. Kalitesi öyle bir düşecek ki, ya keşke bu adamlar hani 6+2, 8 maç yedek takımlarıyla oynayacaklarına 2 maç gerçek takımlarıyla oynasalardı diyeceksin. O noktaya gidiyoruz yani. Şimdi böyle olacağına, bundan sonraki yayın ihalesinde tabii ki şu andaki yayıncının haklarını korumak şartıyla, çünkü adam buna göre vermiş öyle parasını. Bundan sonrakinde bu işi tamamen kaldıralım, elemeye bağlayalım. Yani elemeye bağlı, çünkü elemeye, şimdi Galatasaray maç oynayacak bugün saat 2'de. 13.45'te. Kim heyecanlanıyor? Ama bu eleme maçı olsa oturur seyredersin yani. Rakibi için de manalı, kendisi için de manalı, herkes için manalı bir hale gelecek. Bu grup işini sıfırlayalım, bitsin artık. Bir manası yok. Tabii. Heyecanı yok. Garip bir şekilde tek maçlı. Lig sıralamasında ya da ligde, bir alt ligde olanın sahasında ya da aynı ligdelerse lig sıralamasında altta olanın sahasında tek maçlı eliminasyon. Mis gibi maçlar seyredelim. Heyecanlı olsun, biz de bekleyelim. Kaçıncı defa söylüyorum bunu? Bilmiyorum, saymadım. 100 defa söylemişim. Biz de bunu daha önce, biz de bir yayıncı olduğumuz için hani yayın ihalesine hazırlanırken ve işte karar verme aşamasında girelim, girmeyelim, ne yaparız diye bunları çok düşündük. Bunları önerdik de. Tabii. Çünkü yani bu grup işleri çok yüksek kaliteler bir arada olduğu zaman mana ifade ediyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bir manası var. Ama Avrupa Ligi'nde yok. Yok yani. Çok yüksek kalite takımlar olacak ki onlar birbirleriyle oynadıkları zaman heyecan olsun. Ben sıkıldım bu muhabbetten. Etrafına bakmaya başladım.